Evet arkadaşlar, merhabalar. Klima mı çalışıyor? Merhaba abi, odanda klima var mı? Klimamız yok kardeş. Havada baskın, yaz geldi. Bu serinlik nereden geldi? Bu hakikaten serinlik geldi bir. Bizim üçümüzün serinliği kardeş. Hava dışarıda 35-40 derece abi. Ya, gönlümüz serin, beynimiz serin, mekanımız serin, bizler seriniz. Yani serin dediniz, beni kızacağımı mı zannettiniz siz? Sakin kardeş, kızmayacağım. Sakin misin? Sakin, hayır, çok sakin. Mutlu haberler mi aldın abi? Mutlu haberler değil, MUT'a gideceğim. MUT'a gitmek için mutlu olacaksın dediler. Mutlu olmak için de ne yapacağız? Mutlu olacağız artık kardeş. Ya mutlu olmak için MUT'un içinden geçeceksin. Mersin MUT. Ya da mutlu olmamak için derler abi, sana da derler, hoş geldin MUT'umuza. Sana da derler, kapanıyorum abi. Ufuk abim de hayırlı uğurlu olsun, ben... yeni işi. Ne işi? İşe mi girdin? İşe girdin tabi. Girmedin mi? Sen bulduysan olmuştu değil mi? Kardeş, iş binası açılıyor, yeni eleman alınacakmış. Bize de teklif geldi, teklif geldi. Dediler buraya eleman alacağız. İşkur binasına bana orada kapıda bekle bile demezler yani. Niye demezler? Ahmet abi, İşkur'un haberini sen yapmadın mı? İşkur'un haberini... Sen haberi patlatmadın mı? Biz patlattık, doğru söylüyorsun. Ulusal bir gazetede ulusal haberi oldu. Aldı ama şunu. Mersin'deki bazı bir gazeteci evet. abilerimiz de sana destek verdi bu konuda. Biliyorsun haber sen yaptın diye desteği verdi. Ha, o sağ olsun yayın Sayın Göktaş verdi. Sağ olsun doğruları görmüş yazdı. Teşekkür ediyorum ona da. Ya şimdi şu var İsa'cı. Mersin gündemini takip et. Mersin'in her zaman diyorum dağında, taşında, sokağında. Alın teri gözü dökeceksin. Evet dökeceksin. Gözlüğün zaman, gördüğün masa zaman... Masa başında olmayacak bu işler. Ha, işte oluyor. Yapan arkadaşlar var mı? Var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama 5 milyar ceza yediler abi. O işe girmiyor kardeş. Yiyemezsin. İşkoda mı ceza yok, yok yok. Yok ben bir haber bilgisi aldım da. Yani Anadolu Ajansı bir belediyenin yapmış olduğu etkinlikten dolayı. Ben o çekmiş olduğu fotoğraftan dolayı. Ben onu dün söylediler. Dünkü olayı mı söylüyorsunuz? Ya dün bugün ne fark eder abi? Sen bunu hiç anlayamadın mısın? Ben dün dün haberim var. Evet tabii tabii. Ne yapalım ajansını iyi bilen insanlardan işte, birisisin. Bu konu nasıl gelişti, nasıl oldu? Ben biraz bilgi sahibi olmak istiyorum. Sen biraz deşeledin mi bunu? Sen biraz bahsedersen sevinirim. Senin bilgin vardır. Benim bir tık üstümde Ahmet abi. Kardeş Ahmet ben abi. Her zaman ne diyorum? Şimdi... Ne diyorum? Çıkın Toros Dağları'na bakın. Duman tütüyorsa dediğim zaman... Bugün bir etkin gazeteci, yorumcu, sporcu bana ne diyor biliyor musun? Aha şapkalı çıktı. Duman tütüyor mu, tütmüyor mu? Kardeş her zaman duman tütüyor. Duman tüten yerde de ya ateş çok şükür, vardı. Bundan da sonra tütmeye de devam edecek abi. Tüttürenlerin de dumanla gerekirse bulut... Eskiden haberleşme varmış İsa'cığım. Dumanlarla haberleşirlermiş. Bez örte bırakırlar. Onların bir şeyi var. Ha. Keser, uzun, karşıdaki de o duman dilini anlarmış. Yani o konuda da ben... Kuşlarla haber gönderildi. Şimdi dumanlar. Girmek istemiyorum. Girmek istemiyorum. Altın bakır işte... Derler ya bizde. Şeyi an, çomağı eline al. Sayın Altın Bakır. Sayın Altın Bakır. Çomak da elimizde. Kardeş, geldi. İşlemeli. Abi. 250 TL'ye aldım. Abi, bundan sonra bak şu 2 metre uzunluğu şey çekeceğim. Mi, şeyh mi olacağım abi? Şeyh Mehmet değil. Şeyh mi? İşlemeli zamanımızda geldi. Sonra. Ondan sonra şurada dursun. 250 TL kıymetli ha. Demetçik ağacından. Abi, duman çok kötü his oldu. Mahmutcuğum. Sayın şeyh. Torosların karı eridi mi? Bu yar seni sevdi mi? Sular sel olup derelere indi mi? Derelerdeki akan sular denize giderken mil oldu mu? Sen mesajı anladın bu kadar çok yeter. Çok kötü evet. iş oldu diyorum abi evet. abim de. Ufukcuğum. Bu dumanı keşke. Duman haberinden senin aslında var da. Senin siten yok mu? Abi. Yapmadın mı sen haber? Ben duman değil de bugün bir yüzücü olay bu. Evet. Şimdi bazı gazeteci arkadaşlara sanırım telif hakkından dolayı bir ceza kesilmiş. Evet. Bu da herhalde Toroslar Belediyesi'nin bangıra bangır, bangır bangır, dangır dangır
poflandığı, billendirdiği neyse. İstanbul'daydı, Karfest'teydi. Sen gittin mi? Sen gittin mi? Ben gitmedim. Sen gittin İstanbul'a. Gördün orayı. Yaptım. Yayına da verdik. Bir televizyon kanalında çalışırken verdik. Her şey çok güzeldi. Birçok gelmeyen arkadaşlar oldu. Hatta oraya gelip de hastalanan arkadaşlarımız oldu. Hastaneye de kaldırıldı. O zaman geçmiş olsun da dedik, gönderdik. Ama gelmeyen arkadaşlarımız da hani alın teri dökmüyorsan oraya gelip de haberi gelmiş gibi yayına veriyorsan ben buradan Anadolu Ajansı'nı takdirle karşılarım. Ya şimdi bak ben ne diyorum istatistik? Bir dakika. Anadolu Ajansı'nı takdirle karşılamadan önce bir dakika. Geleceğim ben o. Dur bir dakika dedi de söyle kardeş. Şimdi önce ne olduğunu anlatalım. Ne olduğunu anlatalım. Şimdi sanırım Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflar şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bunu da Mersin'deki kopya da yapıştırdı gazeteci arkadaşlar. Evet. Haberi belediyeden geldiği gibi alıp yapıştırmışlar. Fotoğrafları da ekleyince sanırım fotoğraflar Anadolu Ajansı'nın telif haklı fotoğrafları imiş. Olmuş, evet. Ondan dolayı da bazı arkadaşlarımız üzücü bir hale gelmiş. Burada ben gazeteciler cemiyetinin bu konuya eğilmesini, bu konuyla ilgili bir mağduriyet varsa, çünkü bu bir iş tamamen bilinçli değil. Tamamen bilinç dışı. Bence. Burada işini iyi yaptığını bilip de iyi yapan arkadaşlardan kaynaklanan bir konu. O yüzden ne kadar kişi olduğunu ben bilmiyorum. Çok fazla birkaç arkadaştan biliyorum. Sadece bugün valilik sitesine baktık. Kaç tane dernek var gazetecilerle ilgili? Beş tane. Biz her zaman ne diyoruz? Bu şehirde demek ki 5 farklı ses veya 5 farklı basın temsilcileri var. Birisi de sensin. Ya biz hasbelkader onlara göre başkan değiliz. Peki, biz gönüllerin başkanı olalım. Evet. Bir saniye abi ben buna karşıyım. Bir dakika. Ben neye karşıyım? Şu an benim bir rüyam çıkar dersek ki. Ahmet abi ben senin derneğin üyesiyim. Bitti. Ben bu konuda mağdur oldum. Ben sonuna kadar mücadelemi veririm. İşte İster belediyesiyle, ister ajansıyla, ister sitesiyle. Yani Mersin'de sadece bir Mersin Gazeteciler Cemiyeti yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle. Akdeniz Basın Birliği var. Yerel Basın Birliği var. Doğru. Dünya bilmem şey var. Bir de dünya var. Bir de şey. Avrupa. Avrupa Gazeteciler Temsilcisi. Evet. Ya şimdi burada isimden isim değil ya. Bir de fark eder. Mersin Gazeteci Cemiyeti. Kayatepe, al ne yerel basın birliği? Ahmet söyle. Al şey, neyi? Akdeniz basın birliği bilmem neyi? Oktay abi var, Anadolu basın birliği. Yani bu kentte STK'lar var. Ya var. Yani bu konuda çağrılırsa İsa'cı. Sıkıntıda olan gazeteci ben, arkadaşlara yardımcı olsun. Mağdur olan arkadaşlara. Ben de istedim olay bu. Ben, evet. Ahmet söyle. Sahip çıkarım. Bu işe sahip çıkmasını kabul etmiyorum. Benim üyelerime diyorum bak. Önündekine kabul etmiyorum. Neden? Nerede? Sıkıntı gelince, Ahmet söyler, kaymak gelince, cemiyet. Nasıl olacak bu iş? Ben buna da katılıyorum. Doğru söylüyor abi. Haklı. Doğru. Yani her sıkıntıları. Neyse abi, Ahmet söyler, halletsin. Evet, geç abi. Şimdi arkadaşlarımız bu konuda düşmüş. Şimdi gelelim bir konuya. Yani bunu açacaktık da. Şimdi buradaki konunun özünde, acaba Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarında mı Toroslar Belediyesi servis etti? Yani... Şimdi biliyorsun bir takım ajanslar var Mersin'de, ulusal veya yerel olsun. Hı. Şimdi belediyelerden bülten geliyor hepimize. Evet. Hemen hemen birçok basın iki tane fotoğraf basın emekçisine fotoğraflarla haber geliyor. Bunu İHA'da, Anadolu Ajansı da, Doğan Haber Ajansı da yani ajans üstümüzdeki ajanslar da servis ediyor müşterilerine, kamuoyuna. Evet. Bizler de oradan alıyoruz. Evet. Şimdi acaba şu mu gerçek oldu? Anadolu Ajansı aynı fotoğrafı aldığı anda telif hakkını koydu. Bu benim fotoğrafım dedi. Evet. Sen ben de oradan aldık. Yapıştırdınız. Ama gönderen Ahmet söyler. Ama sen girmedin ha. Onu söyleyeyim. Ben girmedim. Ben biliyorum. Gönderen Ahmet söyler. Biz ne diyorduk Vukcuğum? Fotokopi habercilik, yani. Kaşe kuşe habercilik, masa başı klavye habercilik. Biz yine bir daha haklı çıktık. Bir tık üste çıktık. Evet. Biz gidiyorsak sahada haberimizin resmini kendimiz çekiyoruz. Öyle olmasın? Haberimizi kendimiz yapıyoruz ama bundan sonra şunu yapacağız demek ki. Şunu yapacağız.
belediyelerden gelen haberleri biraz daha iyi okuyacağız. Resimlere biraz daha iyi bakacağız. Altına da not düşeceğiz. Ya bu şu oluyor abi, masa başı. Evet. Öncelik. Evet. Yani neyse abi, yani masa başı konular abi. Çok abi, hızlı hızlı. İsa başka ne var gündem kardeş? İsa! İsa! Abi yazıları okuyorum. O kulağı boş ver, onlar bizi takip ediyor, resimler. İsa. Ediyorlar, takipçilerimiz İsa. Çok. Turgay, sağ olsun. Turgay Akgüz kardeşim, Turgay sana da teşekkür ederim. Evet. Yan dost. Ermenek Belediye Başkanımız izledi. Abi. Ermenek, Uğur, Şahan Akdeniz Belediye Başkanı abi, yaptı. Ben bir dakika, diyeceğim. Uğur Bey izliyor. Uğur Bey, senin canın sağ olsun. Abi, bugün bana bağırma. Yarım kolonyayı layık görmedin. Sağ olsun Gültap Başkanım 80 derece Eyüp Sabri Dinçer kolonyasını gönderdi. Reklamları izledim. Reklam değil sayın kolonya göndermeyen Şahin kardeşime teşekkür ediyorum. Gökyüzü mavi, Akdeniz mavi, sevdamız Akdeniz, kolonyamız geldi. Teşekkür ediyoruz. Bize gelmedi. Gidin isteyin kardeş, ben buradan resmen istiyorum. Ben abi, al. Sana abi. Da geldi, al. Ben tütün kardeş. Ben abi hayatta. Abi şuraya da sana şöyle. Tütün. İçeri sıcak. Ne güzel koksun. Sıcak basıyor. Evet. Hayatta ben bir kişiden bir şey abi, istemedim. Abi ben geçen yayınlarda ne dedim sana? Ne dedin? Muhtarlarla ilgili. Ne dedim abi? Ya İsa'cığım muhtar deme diyorum. Belediye deme diyorum. 805 muhtar var. Devletin demokrasinin temel taşı diyoruz. Muhtarlığa giriyorsun. Kaşe işi 7 TL yazıyor, dikkat çekti. Ya muhtarların bir kere oturdukları binalar kaçak. Sayın Cumhurbaşkanım, muhtarları seviyorsun, Beştepe'ye davet ediyorsun. Şu an ben Mersin için konuşuyorum. Bir dakika. Muhtarların oturdukları binalar kaçak. Ziraat odasının. O değil, ona da geleceğim. Muhtarların oturdukları binalar kaçak. Parklarda, kaçak, ne diyeyim, trafo merkezlerinde şu. Senin dediğin İsa'cığım, dernek binası. Ben ondan bahsediyorum. Ha işte, dernek binasını gitmişler, ziraat odasının üst katına pataküller, çataküller, dernek tabelası asılmış. Ya, ondan sonra da dün gece... Aslı var mı yok mu? Var. Cevap hakkı var. Başkan da katılma söz hakkı da oluyor. Şu an Mersin'de bildiğim kadarıyla 3 tane muhtarlar derneği var. Cevap hakları var. Ziraat odası bu çiftçi için kurulmuş. Ziraat odasının... Eğer ki makamını işgal ediyorsan muhtarlar derne, parayı ödeyeceksin. Sen de tansiyonu düşür ya, çok bağırıyorsun. Allah Allah. Ahmet abi, Medine dilencisi gibi konulara giriyor ama. Sayın ya Hanife abi, Hanım, abi. Sana da bir kuş yuvası gönderelim. Bak görüyorsun, Orman Bölge Müdürlüğümüz güzel bir çalışma başlatmış. Buraya gelen her ürün naklen reklam olur. Bak, sana hediye edeceğim, Sakarya'ya göndereceğim. Bak Orman Bölge Müdürlüğü'nde tebrik ediyorum ama ormanı cız cız kesen, sahip çıkmayan o müdürü de görüşeceğiz. Ondan sonra öbür konuya bırakalım. Neyse, devam et abi başka. Ama şu var, cuma, muhtarlar derneğinin yarın cuma ziraat odası üzerinde bir kira sıkıntısı var. Biri kira ödemeden terk etmiş gitmiş, bir milletvekilimizin makamı varmış. Ziraat odası o zaman makam veriyorsa bu kentin 13 milletvekili var. Onun için de oda açacak ya da bir vekil oda açmayacak. Hani ya birçok milletvekilimiz diyordu, ben milletvekili seçimlerinde verdikleri beyanlar şuydu. Ben milletvekili seçilince evet. Ofisimi Mersin'e kuracağım. Kurmuş işte, hani, odanın birinden kurmuş. Ben odama kimseyi almam. Benim evimde mutfak vardır, salon vardır, oda vardır, evin almam. Evin odasından bahsetmiyoruz abi. Üstadım, oda var odalardan işte, oda var. Bahsediyoruz, odalardan. Odaların da odası var. Odaların da odasının başkanı var. Ufukcuğum, sen Mercedes'i gördün. Mercedes'ler şahane. Para kimden çıktı acaba o Mercedes'i? Kısaca geçecek. Ne yarın? Şimdi cuma günü, yarın cuma. Hı. Allah izin verirse. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar da dileyelim. Yarın cuma sokağa çıkma olayı. Arkadaşlar biliyorsunuz 65 yaş üstü ve 20 yaş altı evdeydi. Yarın gözünüz aydın sevgili dostlar arkadaşlar. 15 yaş ve 20 yaş arası gençlerimiz saat 11 ile 3 arasında sokağa çıkacaklar. Kısıtlamada izin günleri. Onu da hatırlatalım. Evet, tansiyonum yüksek Ufuk. Turkay'cığım sen gel tansiyonumu düşür.
Bana diyor ki senin tansiyonun yüksek. Evet. He? Ahmet'in tansiyonu yüksek diyor. Senin tansiyonun yüksek. Evet. Onu söylüyor Ahmet abi. Evet. Biraz yani burada da şey var. Gençlerimiz yarın sokağa çıkarken maskelerini taksınlar. Abi maskelerine zam geldi. Ben tıraş olmuyorum abi. Ben oldum kardeş. Ben olmuyorum abi. Bak tıraş. Ben oldum. Saatler olsun. Canlı yayında ben burada... Sakal 50 TL ya. Kısacım makasla kestim de burada. Bana ne dediler biliyor musun? TL. Ne dediler? Sen delisin abi, dediler. Ben saçını kesiyorsun. Tamam kestin. İyi güzel hoş da saatler olsun da. Berberler ve... Neyim berberler? Berberler ve kuaförler odası. Yine bir odaya geldiniz. Başkanım. Başkanım. O fiyat listesini kendisi mi açıkladı? Evet arkadaşlar. Berberler sağ olsun. Bu pandemi sürecinde ne oldu Ufukçum? İki ay kapalı mı kaldı? Belediyeler dezenfekte etmedi. Şu an belediyelere de baktık. Bir iki berberi göstermelik haber için dezenfekte etmiş. Diğerlerine etmemiş. Şimdi abi öyle dur. Deme ya bak. Bir dakika şimdi siz... Adamlar görevini yapıyor abi. Çalışıyorlar. Siz daldan dala mı atıyorsunuz? Daldan dala atlayacağız. Kısa kısa. Ama hiçbir şey daldan dala atlamıyoruz abi. Biz söylüyoruz konuları. Yok. Konuları söylemiyoruz. Daldan dala atlamıyoruz. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş biliyor musun? Erik dalı gevrektir. Ekmek erik dur. Al şimdi basmaya değmez. Olur. Basmaya değmez. Erik Dalı türküsü de son yılın en meşhur türküsüydü. Sen şimdi ortaya laf attın. Dedin ki işte Toroslar. Ne oldu şimdi Toroslar? Toroslar olmuştu. Kar eridi. Kar eridi. Anadolu Ajansı birilerine ceza yazdı. Kesti. Yarın bir gün avukat da dosya masrafı, haciz masrafı yapacak ya da gidip abone olacak. Sonra sen şimdi mağdur olan arkadaş varsa bakacağız. İşkur dedin. İşkur ne oldu? İşkur ne oldu? İşkur binasının etrafında değerlendirme uzmanı tutacağım. Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarında, GMK bulvarında o nispetteki binaların fiyat değerlendirmesini yaptıracağım. Şu an bize gelen bir rakam var. Ya İşkur müdürü açıklayacak. Ben bu binayı şu fiyata tuttum. Devletten de vergi kaçırmayacağım. Sayın Vergi Dairesi Başkanı Adem Bey'i de göreve davet ediyorum. Stopaj vergisi tahsil edilmiş mi? Veya kamudan muaf mı? Bunu da onun açıklamasını istiyorum. İddia şu ki bir siyasi partinin il binası ile İşkur binası aynı kişininmiş. Siyasi parti bina kirasıyla İşkur bina kirasının aynı rakamla mahsup edildi. Bu konuda iş yeri sahibine de o siyasi partiye de İşkur müdürüne de cevap hakkı doğuyor. Bu konuda kamuoyu açıklama istiyor. Anladın mı bunu da? Başka ne söyledin abi? Tamam işte. Yani devam et abi. Kamuoyu aç. Burada mevzu ne yani? Burada anlatmak için kaça kiralandığını mı merak ediyorsun? Evet kaça kiralandığını kamuoyundaki bilgi kirli. 175 bin lira nasıl? İyi mi? Yok. 2 trilyon 520 bin lira gibi bir rakam var. Bu matematik mi bilmiyor? Üflüyorum. Aylık diyorum. Aylık. Dolar. Aylık 42 milyon lira dediler. 2 milyon bir şey değil. Aylık 42 yıllık milyon. 500 yarım trilyon eski rakama göre 5 yıllığına sözleşme yapılmış. 42 milyon diyor baksana aylık. 5 yıllığına sözleşme yapılmış. 2520 milyon mu? Trilyon mu? Eski rakamlar trilyon. 2,5 trilyon. Eski rakam. Sıfırlar sildi ya. Sıfırlar silince ne oluyor? Tamam. Milyon mu oluyor? Milyar mı oluyor? Trilyon mu oluyor? Trilyon mu oluyor? Lafı çok fazla karıştırmayalım. Çünkü ben de senin 2 bin lirayı anladık gerisi tamam. Yani aylık şimdi, kira ve yıllık bedeli var. Burada artık KDV öldü olsun. Bir takım evet. Antin kundin işler var yani. Kantin kundin kaşe kuşe işleri var. Kaşe kuşe işleri. Evet başka da var. Sonra ne diyordun sen kardeşim? Ne var? Kırsal da. Ha, ben hatta gittim oranın belgeselini çektim. Nereye? Ayva Gediği'nde. Abi orada bir cami vardı. Görmüştük. Şimdi büyükşehir araçlar orada harıl harıl çalışıyor. O camiye eski yapısına. Medya Vulkan. Medya Hanım'a Hüseyin Karı'ya selam olsun. O camiye eski yapısına getirecekmiş abi. Şimdi o da güzel olacak. Bence. Bir İsa'cığım şu an orası Ayva Gediği'nin bir mahallesi. Eski ilk kurulduğu Çapar. Çapar mahallesinde eski bir tarihi cami var. Yıkılmaya yüz tutmuş. Evet. Diyorlar ki CHP camiye karşı mı? Biz bunu Toros Dağları'na çıktık, test ettik. Toros Dağları'nda CHP'nin karşı olsun. Camiye büyükşehir araştırma. Karşı olmadığını gönderip de o çalışmayı yapmaz abi. Karşı olmadığını test ettik, gözümüzle görüntüledik. Canlı yayında da bunu paylaştık. Toroslar'da
1500-1200 zirvelerde eski bir camiye şu an ita duvarları örülüyor. Cami restore edilecek. Sosyal medyamızda paylaştık. Bu nedir biliyor musun? Allah yapanın hayrını kaçırmasın. Taş üstüne taş koyanın Allah ibadetini kabul etsin. Bu mübarek günde. Mezitli Belediyesi'nin de orada belediyenin arka tarafında güzel bir yer hazır alınmış. Oraya da cami inşaatı yapılacak ama eski bir cami yıkılacak. Yeni bir cami inşaatı yapılacak. O şeyde İsa'cığım. Mezitli'de. Mezitli hal vardı ya. Hal eski binanın. Eski halin orada. Dükkanların üzerinde yapılmış bir cami var. Neşet Bey o konuda oraya müjdeyi verdi. Ney bahçesi diyecekler. Oraya şey, Buran Millet Bahçesi diyor ya, oraya da Cumhur Bahçesi der Neşet Başkan. Evet. Ters olur yani. Bir de bu, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı da var ya. Yanına geçtik. Doğru mu? Yanında bir saldırı oldu abi. Buradan ya abi geçmiş ona, olsun dileklerimizi. Gerçekten üzüldük bugün. Biraz önce bir acı haber aldık. Yani Van, var. Van'da İsa'cığım, Ufukçuğum vefa evet. attı. Yardım götürüyor. Evet. Yardım götüren konvoya saldırı var. Şu an sayı belli değil. Böyle evet. yararlar var. İnşallah bu da aziz silahlar, kiralar diyelim. Bir de şu var. Bugün Dünya Tarım Günü. Bütün çiftçilerimizi evet. tarım gününü kutlayalım. Aynen. Ondan sonra Eczacılar tarım Günü. Bazı eczacılar hariç. Oraya, bir dakika. Bazı eczacılar hariç. Bütün eczacıların gününü kutluyorum. Bazı eczacılar. Kaşe koşe etiket yapıştıran eczacılar. Ekmek erik, verirlerse erik abi. Ben abi, sana bu kadar basit söyleyeyim. Ben Akdeniz, dinler misin? Evet, dinliyorum abi. CHP, Akdeniz, Toroslar, hatta Mezitli, Yenişehir, CHP ilçe teşkilatları günlük 3000 benim bildiğim kadarıyla, günlük 3000 adet ihtiyacı olan insanlara ekmek dağıtıyor. Canım orada şu var. Ama ben teşkilat dağıtmıyor, parti dağıtmıyor bak. Yanlış büyük biliyorsunuz. Şey. Büyükşehir de dağıtmıyor. Kim gönder ekmeği? Ekmeğe Ufuk'un ihtiyacı var. Zekatı fitresi var. Parası var. Diyor ki ben 3000 ekmek bende. Sen diyorsun ki 3000 ekmek bende. Askıda ekmek kampanyası ekmek dahilinde nerede, yapılıyor. Nerede üretiliyor, dağıtılıyor Ahmet abi? Ekmekler Mersin'deki fırınlardan alınıyor, dağıtılıyor. Fırınlarda da Fırıncılar Odası'nın koyduğu fiyat olmasına rağmen fiyatı kıran, belediyelere ucuz ekmek veren fırınlar var. Bana ucuz vermiyor, 1.25'e veriyor, oraya 50 kuruşa veriyor. Sen 25 kuruşa veriyor. Sen bir Mercedes'ten bahsettin. Siyah Mercedes dedim. Gördüm. Kimindi o? Senin odanın işte. Senin odanın kapısında duruyordun. Benim odaya işim yok. Hangi mutfakla oda? İşim var. Hangi oda? Hangi oda? Mutfakla işim var. Hangi oda? Bak. Salonla. Hangi oda? Hangi oda? Ne bileyim ben söyleyeyim. İşte benim yatak odası. Ben Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na üyeyim. Buyur. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na üyeyim. Masya aldın mı o zaman sen? Masya'yı parayla satın. Ben ticarete üye değilim. Nereye esnafa üye değilim. Hiçbir yere üye değilim. Maliye. Millet gelsin bana üye olsun. Sen torpillisin. Ben maliyeye kaydım var. Buraya üyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ne üyeyim. Bir de böyle gariban, fakir, fukaranın kalbinin gönlünün üyesiyim. Aslan köse. Ya Fatma Hanım gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Fatma İyi gezi. Erik üreticilerinin yanında oldu. Vahap Seçer şeye gitmiş. Vahap Başkan'la beraber. Ne bileyim ya köyün ismi neydi? Biz Küllük deriz oraya, Küllük. Küllüğüne gitmiş. Küllük. Küllük, Küllük. 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 Küllük köyüne gitmiş. Oraya zaten bir hafta önce de, bir hafta önce de Vahap Seçer bir erik eleme, boylama makinesi hediye etmişti. Korucular köyüne. Korucular köyüne. Fatma Hanım da gelince ne yapacak? Zaten Vahap Seçer olan şovunu yapmış kardeşim. Fatma Hanım da gelmiş tekrar o kadınlarla orada resim vermiş. Ama Fatma Hanım'ı seviyoruz. Fatma Köse niye? Türkiye genelinde soğan haberini yaptık. Evet. CHP Kadın Kolları sayfasında paylaştı. Evet. Yine Fatma Hanım haberini yaptık. Bize haber göndermedi. Mersin'e de geliyor bize haber etmiyor. Canı sağ olsun. Haber etseydi. Bunu CHP ile katılırdık. CHP ile bildiriyor abi. Ama geçen geldiğinde soğan tarlasına giderken haber etmişti Fatma'nın bir bahsetmiştim. Mustafa Esmer Cengiz. Bilgi verseydin sen de meslektaşın. Mustafa Esmer Cengiz'in canı sağ olsun. Mustafa'yı seviyoruz. Demek ki bizi unuttu ya da arabasında yolundur, yakıt yoktu. Yolundur abi. Onu, o işlere girmez. Belki bizim eşek arpa saman yiyor ya. Girmez. Bizim eşek arpa saman yiyor ya. Ahmet evet. abi çağırırsak eşeğine arpa saman ister diye mi korktu bilmiyorum. Ya. Mustafa'nın da canı sağ olsun.
Abi ben bir şey demiyorum. Deme kardeş. Yani herkes evet, bir tutturmuş yol gidiyor. Emek verecek abi. Kim emek verecek? Emek verecek çalışmalarından. Koşturacak. Bugün alın teri dökecek. Sahurda evet. Davulcu davul çalmadı. Belediye para ödememiştir. Ya davul... Sabah saat 4'te yattım. Evet. Hiç yani gece boyunca. Hı. Abi davul çalmadı. Acaba bizi izleyenlerden gerçekten mahallesinde davul çalmayan var mı? Çünkü şöyle, eğer gerçekten belediyeler para vermiyorsa ben de davulcu olsam çalmam yani. Ya şu an İçişleri Bakanlığı nokonda biliyorsunuz bir genelgesi var. Davulcular koronavirüs bulaştırmasın diye evlere dediler ki belediye karşılasın davulcunun bedelini, tamam, davulcular evet, çalsın. Ama şu an bizim mahallede kapıya geldi o gün iftar saatinden sonra tım tım kapıda vuruyor. Gel gel dedim buraya gel gel. Gel buraya dedim davulcuya. Abi ne diyorsun? Para mı vereceksin? Evet dedim para vereceğim. Post cihazın var mı dedi. Yok abi dedim. Pardon. Post cihazın var mı dedim. Cız cız çekeceğim davulcuya. Gel lan dedim buraya. Canlı yayını açtım. Pır kaçtı davulcu. Ne parası lan dedim. Yürü git belediye başkanına. Davulcu kayboldu. Ama bu gece giden vuruyordu benim kapımda. Tam tam. O zaman zilini çalır. Çalarsa abi en azından bir harçını ver yani. Yok vermeyeceğim. Gitsin belediye ödesin. Ben İçişleri Bakanım ne derse ona tutarım. Davulcuya para verme dedi. Vermiyorum. Davulcuya vereceğim abi parayı. İstiyor. Sayın Başkan biraz önce bahsettiği konuyu. Söz hakkınız var Ergün abi. Canlı yayına gelebilir. Bağlanabilirsin canlı. Sayın vekilimiz Durmaz istiyor. Sayın vekilim senin nezdinde Boboş ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. Evet. İşkur nereden ya? Gençlik Spor. Gençlik Spor, Yenişehir. Gençlik Spor müdürümüz, Gençlik Spor'umuz. İrfan Akkal. İrfan Bey'e de, İrfan abinin gelesin, babasını ben faytonculuktan, at arabacılıktan tanırım. Çok yeni mahalle çocuğudur. Abisi, Allah rahmet eylesin. Gerçekten renkli bir kimlikti. Akkar ailesinin başı sağ olsun, evet. Başka ne var kardeş? Başka bende konu gündem çok ya. Buraya sen yazdık, sizde. Çok da, bizde yok. Halkten Ziraat Odası'na söyledik, bak. 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta saat 19.19'da ne yapıyoruz? Bayrakları balkonlara sabahtan asıyoruz. 19 Mayıs'ta balkonlara çıkıp Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda balkonlarda İstiklal Marşı söylüyoruz. Kampanyayı başlattık. Destekliyoruz. Yine aynı. Evet. Yine aynı. Ondan sonra İş kurum binası ne kadarmış? 2 trilyon 520 milyon TL imiş Ufukcuğum. Emlak değerlendirme uzmanısın. Ufuk duydun mu? Neyi 2 trilyon? 2 trilyon 520 bin TL 5 yıllık kirası imiş. 5 yıllık kirası. 5 yıllık. Ondan sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde Mersin Meclisi'nde cumartesi günü saat 2'de evet, büyük belediye meclis olağanüstü toplanıyor. Ufuk'un ilgi alanı. Söyledik abi. Paşa para. O senin ilgi alanın. Bizim ilgi alanımız dışına çıktı o. Biz o gün söyledik Sayın Valimiz. Zaten her şey abi söylerin ilgi alanında. Bizim değil. Yok. Biz konuşamadığımız için genelde o konuştuğu için onun ilgi alanı. Yok abi çıkmadı mı bu? Bizki... Ya çıktı mı? Sen zaten perişan ettin, perdir ettin. Yok, vali izin vermezse ne konuşuyorsunuz? Ne dedik sana? Ya tamam, vali izin vermiş. Verir. O zaman ne biz o gün yarım saat çenemizi gevşettirdin? Ama vali izin vermiş, konuşmasak belki vermeyecekti. Olmaz. Kara kara gün dostu mu diyorlar? Akçe kara gün dostudur. Doğan abi izin saygılar, hayırlı işler. Esnaf'ta bu aralar zor durumda. Şey, üstadım. Lokantalar ne zaman açılıyor Ahmet abi? Lokantalar... Ben o gün size ne konuşayım dedim. O gün ise ben ne dedim? Bu konuyu konuşalım. Borçlandır mı, borçlanmaz mı? Yorum yapalım demeye kalmadı. İzin verir mi, vermez mi? Verir vermez mi? Abi şimdi konuşabiliriz bak. İzin çıktı şimdi konuşabiliriz. Fark etmez. Biz o gün konuşacak. Verse de vermese de. Konuşulan konuşmadık. Bitmedi. Geçer mi? Bitti konuşalım. Geçer mi? Geçecek. He? Geçirmeyecek. Ben geçer diyorum. He? Ben geçer. Geçmez. Geçecek. Geçer mi geçmez mi? Geçmez. Kabul edenler? Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Bak işte bu. Millet ne olduğunu bilmiyor.
Şimdi, ama şu var. Geçen bize kaç lira para dünkü? Ödeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, geleceğimiz tehlike altında, tehdit altında. Evet. Evet. Eğer Büyükşehir Belediyesi bu şekilde, bakın bana da o gün yazmış evet. birisi, Burhanettin Kocaman ne kadar borç taktı. Onun yaptığı da büyük kabahat. O da aldı belediyeye 500 milyon lira borçla. Evet. Teslim ederken 5 yılda 2 milyar lira çok ciddi bir parayla borçla taktı. 2 milyar evet. şimdiki yeni rakam, 2 milyar, 2 milyar eski rakam 2 katrilyon. Katrilyon. Evet. Halk onu biliyor işte biz karşılıyoruz. Evet. Burhanettin Kocaman da 2 trilyon lira borç taktı. 2 milyar lira borç taktı. Evet. Şimdi eğer Kocaman'dan sonra Sayın Vahap Seçer aldığı borçtan fazla borç yaparsa, kusura bakmayın, bu belediyecilik değil. Şu an ne kadar borç aldı abi? 2 katrilyon borç var. 2 milyar 300 milyon civarında bir rakam konuşuldu. 2 milyar 300 milyon lira rakam borçluydu. Borçluydu. Evet. Tabii. Son bunun üzerine şimdi 160 milyon lira eklendi. Evet. O süre içerisinde bu borç azaldı mı, azalmadı mı belli değil. Evet. Şimdi yeni projeleriniz, otobüs alıyorsunuz, borçlanıyorsunuz. Bakın Ahmet abi, burada ayrıntıyı yanlış anlıyorsunuz. Sayın Vahap Seçer habire borçlanıyor zaten. Nasıl otobüs alır, başka bir yatırım yapıyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle durdu. Durdu, durmadı, iyi tartışmayalım. Durdu da yine onlar devam edecek. O otobüs alıyorsa, bir yatırım yapıyorsa bunlar zaten dolaylı olarak borçlanıyor. Hizmet anlamında. Sayın Vahap Seçer, nakit para, akçeli işlerin borçlanmasını yapıyor. O nasıl oluyor ya? Onu istediği yerde harcayabilir. O parayı istediği yerde harcayabilir. O zaman ne yapacağız? Büyükşehir Belediye Meclisi'ne cumartesi günü işi gücü bırakıp yakından takip edeceğiz. Cumartesi günü hiçbir şey anlaşılmaz orada. Orada ne konuşulur biliyor musun? Ne konuşulur? Bunu komisyona havale edelim mi etmeyelim mi? Plan bütçe komisyonuna bunu havale edelim mi etmeyelim mi? Edecek. Evet. Havale ettin. Önce etmeyecekler. Veya edecekler, daha sonra da komisyonun kararını onaylayacaklar. Yani yukarıda ne konuşmayacak? Buradan ben de şunu söylüyorum. İlk defa Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi cumartesi günü saat 2'de Beştepe tarafından izleneceği de kutusu atıldı. Beştepe var mı? İzliyor zaten. Niye? AK Parti'nin belediye meclis üyeleri ne yapacak kardeşim? Grup sözcüsü ekmek dedin. Sen o ekmeğe mi dedin? Ekmekçi ekmekçiyi mi dedin? Şimdi sen bir dakika. Sayın MHP grup sözcüsü tat. Sen un aldın geçen hemşerim. Evet. Un aldın. Aldım. Kaça aldın unu? Bir çuvalı 50 TL'ye aldım. Yok. O da pazarlık mı? Bir çuvalı 55 TL. 50 TL. Yok. Satış fiyatı 55 lira. Biz 50 lira satıyoruz. Şimdi hemşerim, bir çuval undan katıksız böldüğün zaman 220 gram 200-30 olur. Kaç ekmek çıkmış olur abim? Dünyanın ekmeği çıkar ya. Yani 100 kilo, 200 kilo olsa 1000 ekmek çıkar, doğru mu? Evet. 50 kiloya böldüğümüz zaman 500 ekmek. Normalde bir çuval... Ufukcuğum, hesabı bilmiyorsun işte. Bilmiyorsun. Söyleyince de kızıyorsun. 50 kilo un. Gazlerdin mi? 50 kilo un. Bunun içine tuz girecek. Bağırma. Hava girecek. Su girecek. Su girecek. Bağırma. 2000 değil. 4000 ekmek girecek. 4000 ekmek girecek. Sen, bir de maya şişirecek. Sen şimdi... Hesabı doğru yapalım. Böyle konuştuğun zaman Ahmet abi biz bir yere varamıyoruz. Varıyoruz işte. Bir fırıncı evet. matematik hesabı değil. Tepsiden çıkan hesabıyla 380 ekmek çıkıyor. Bir çuvalda. Niye? Bu buharlaşıyor. Koyduğun içine ne koyuyorsun? Su koyuyorsun. Yeri uçuyor zaten. Yani 380 net ekmek aldığını söylüyor. 220 gram ekmek için söylüyor. Tamam mı? O zaman ben hamur yoğurtturuyorum fırına gidip un da atıyorum. 10 kilo hamuru yoğuruyor. Para ödeyeceğim. Hamuru dağıtıyor 20 kilo. Bundan sonra ben un olarak ödeyeceğim. Şimdi bak bir şey öğrendim. Şimdi bak. Evet. Ya, 380 ekmek. Evet. Abi 380 ekmek çıktı mıydı bir torba undan? Kaç liraya gelir abi bir ekmeğin ham maliyeti? 380 çarpı 1250 kaç lira? 3000 lira mı? Neyi hesaplıyorsun ya? 1025 değil mi ekmek? 55 lira un. 55 lira un. 55 lira 50 kilo değil ama 25 kilo. 50 kaç? 25 kilo. O zaman daha yarısı. Olur mu ya? 100 kilo ekmek. O zaman ne oldu? 50 kilo ekmek 110 lira oldu.
110 liradan 380. Yani şu demektir, yaklaşık bir ekmeğin maliyeti 38 kuruşa mı geliyor? 40 kuruşa mı geliyor abi? Haydi 45 kuruş. 45 ama kuruş değil. Yani 50 kuruş diyelim. 45 kuruş. 40 kuruş. 50 kuruş diyemezsin bu, abi. Neden un, diyemezsin? Un ve içine mayasıyla bile 45 kuruş. O zaman, satış fiyatı 50 o zaman kuruş 50 kuruşa evet. Belediye ekmek veriyorsa veriyor. Başa baş vermiyor. Hayır, orada yine %10 zarar ediyor. Kar edemez. Niye? 50 kuruş un, ekmek veriyor. Hani ele unu koyduk. Sadece abi, bu sen un. Aldığın fiyattan değil. O fiyatın daha altında alınıyor o. Hayır. Doğru mu? Hayır. Sen 55 liralar. Misal örnek. Kaç kiloydu o? 50 kilo mu? 55 TL'ye 25 kilo 25 un, kilo. 50 kilo un çuvalı 100 lira, 110 lira. Belki evet. De zamlandı 120 oldu şu an. Şimdi işte bak. Bir de onun tandırlık un, ekmek un. Bunu geçelim de. 40 kuruş. Sen buna işçi maliyetin yok. Belediyenin mekanı bedava. Evet. İçinde çalışan 300-400 tane belediye işçisi varsa. Bunun birimi yok mu? Bedava. Maaşı yok mu? Servisi yok mu? Yemesi içmesi yok. O da bir maliyet. Yani şu anda Büyükşehir Belediyesi bir ekmeği 75-80 kuruştan aşağı mal edemez. Sonuç ne biliyor musun? Sonuç ne? Tamam, şimdi belediyelerde kar güdülmez de, iyi de kardeşim, burada Söğüt yuvası değil ki, Söğüt yörgesi değil ki, habire zarar eden işler de yapılmaz ki. Yarın göreceksin, basit bir hesap gibi görünüyor ama, Sayıştay gelecek, Büyükşehir'e diyecek ki, un işletmenden dolayı belediyeyi 17-20 trilyon lira zarara uğratmışsın kardeşim. Belediyeyi zarara uğratmışsın. 5 yılın önce bir hesabını araştırsın, 5 yılı sonra araştırırlar. Bunu da belediye başkanlarından Sayıştay gelmesin. Bunu da niye söyledim? Sana niye söyledim? Amirler, bunu da niye söyledim? Evet. Bekara karı boşamak boş olur hesabı evet. Gibi. Ben belediyeyi borçlandırayım da, ulan ben 5 yıl sonra gideceğim, benden sonra kim gelirse bu borcu nasıl öderse ödesin. Yok. İşte bu hesabı ama vermeleri üstadım var. Üstadım bak, biraz önce ne dedin? Işte. Bir belediyeyi devraldık. Ne diyorsun? Evet. Belediyenin borcuyla, alacağıyla, aracıyla, gereciyle, makamıyla, mevkisiyle devraldım. Şak şak yapıyoruz, devrediliyor. Eskiden ne vardı biliyor musun? Sen? Bir belediyenin beratı olurdu. Bir mühürü olurdu, bir anahtarı olurdu. Şimdiki İsa'cığım, devirlerde bunu görmedik. Ya. Görmüyoruz da. Fiili yani, aldın mı aldın, verdin mi verdin. Bak 50 kilo ondan 200 ekmek çıkarmış bak. Tamam işte. Yazdı yani, orada. Sayın Mehmet Okan Takan. Bülent Maral. Çiçeklerimiz gelmedi. Bülent Maral. Şimdi Bülent kendi görevinde başarılar diliyoruz. Şimdi biz evet. Temsilde böyle bir hesap yaptık. Okan abim. 180-200 evet. Ama 380 ekmek çıktığını söylemişlerdi. Evet. Hesap da yapılabilir evet. Ama bunu ben şunu söyledim. Yani bu borçlanarak nereye kadar gideceksin? Borç yiğidin kamçısıdır. Kim ödeyecek? Ben buna bakarım. Sayın Cumhur İttifakı. MHP ve AK Parti. Borçlanmaya destek verecek mi? Vermez. Verecek. Bir tanesi bir köşe yazmış. Sağduyulu. Etkin radyocumuz, medyacımız, Türkiye'nin Ortadoğu'nun en büyük siyasetçisinin 2005, yazmış. O yazı 2005 yılının yazısı abi. Abi niye bugün hatırlıyor? Niye hatırladığını biliyorum. Cumhur İttifakı'nın evet. 50 taşın altına koyacaksa koyacak bu şehir için. Antin kuntin kaşe kuşe rant cant İşlerinden kaçacaksa, işleri yapmayacaksa, bağ bahçe tarla orman işleri bu 160 milyon lira, şey pardon 250 milyon lira borca müsaade etmezler. Edecekler. Kardeşim. Edecekler. Sen bu atasözden bilirsin. Ediyorlar mı? Atasözden sen ki taş yerinde ağırdır dersin evet. Sen hani. Kendi kendine harmanlansın kardeşim belediye. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Ben borçla dönmez bu iş. Alacaklar verecek ödenmez. Şey el kaldıracaklar, el kaldıracak. HADEP destek verecek ben sana söyleyeyim. CHP destek verecek. Bak CHP destek verecek. Gizli oylama olursa AK Parti'nin hepsi destek verecek. Alen oylamada rahatsız olanlar, mazereti olanlar çıkacak, toplantıya katılmayacak. Abi memleketini seven insan bu borçlanmaya evet ben vermez. Ben orada el kaldıranlara bakacağım. Ben memleketimi bak, seviyorum Burcu'm. Bu oylamaya evet verdik, verirler abi. Bak, ben sonra işte, kimisi verecek. Elini sallayarak böyle kaldıracak, kimisi böyle saklayacak. Onlara da bakacağız. Abi, onlara da bakacağız. Oğuz Bey de izliyoruz. Şimdi, Oğuz abiye de selam olsun. Futbol Federasyonu. Melek Hanım'a. Sana bir şey söyleyeceğim Ahmet abi.
Şimdi eğri doğru, doğruya doğru konuşalım da. Yani bazen konuşmalar kulağa hoş gelmez. Mersin Mayurdu batarken, Mersin Mayurdu çökerken, Mersin Mayurdu giderken. Spor benim kategorim değil. Benim de değil. Mahmut Hoca konuşsun. Değil de. Konuşsun, sen her konuda uzmansın da bırak da biz de konuşalım. Abi hayırdır ya. Ben onda sen uzmansın da bırak da biz de konuşalım. Tehdit alıyorum spor konusunda. Şimdi niye tehdit alıyorsun? Mesele o, spor havası fazla var. Sen ya bak sen hep lafı geçme. Şey yok yok. Ben spor konuşmayacaktım. Sen lafı niye uzattırıyorsun bize? Sporda Mersin Mayurdu batarken yani küme düşerken ben arkadaşlara şu soruyu sordum. Futbolcu dedim kulübün batmasına göz yumuyorsa ben de vatandaş olarak o kulübün çıkmasına destekçi olmam kardeşim diyor. Yani şuna geliyorum. Bu belediye batarken biz de batıyoruz kardeşim. Biz de borçlanıyoruz ya. İki sene sonra o belediye gelen hükümetten, devletten veya İHŞ'si diyeyim yasal hakkını geldiği gibi icraya ödemek zorunda kalacak. Bu belediye iflas eder. Sayın Vahap Seçer geldiği gün ne dedi? Bu belediyenin aylık dedi 73 milyon lira gideri var dedi. Dışarıdan da gelirlerimiz düştü dedi. 90 milyona düştü. İyi de bunun hesabını yapıyorsa Sayın Seçer o 73 milyonu 65'e düşürsün. 55'e düşürsün. Niye 75'i 90'a 95'e çıkartmanın? Nasıl düşürecek abi? Şişirilmiş. Belediye başkanı gözü aldıysa boşalmalar. Belediye yapması lazım. Her yere reklam panolarıyla donatacağına, her otobüsün arkasına reklam yaptım diyeceğine, ayda reklam giderlerine 3-5 trilyon lira ödeyeceğine, bir arabaya mesela 10 tane daire başkanını 10 arabayla evine götüreceğine bir tane lüks otobüs tutar. 10 daire başkanını bir otobüsle evine gidiyor. Stam ya. Stam adamı. Olmaz öyle. Hala arabalar altında. Stam adamı. Kaç tane daire başkanı var? Uzak. Kaç tane daire mi? 23 tane. Hepsinin altında özel araçlar var mı? Var. Onların hepsinin altında sadece hizmet aracı kullanacak. Akşam servis hepsini evine götürecek. Şeyin olduğu gibi. Adliyenin arkadaşım, 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 sen hangi devirde yaşıyorsun? Kardeş, bu memleket öyle benim. Işte, hangi devirde yaşıyorsun? Bu ben şu an belediye başkanı olsam, daire müdürlerime, ya adamlar yerli arabaya biniyor ya, yazık ya, utanıyorum ben ya. Mercedesler olsun, Audi'ler olsun, helikopterler olsun, helikopterler olsun daire başkanları. Onu da bilemiyor başkanım. Bir gün satmadan binsek de şöyle havadan izlesek bir. Helikopter diyorum bir tane neymiş onun sürecek sonuç, kaptanı varmış. Sayın İsa kardeş. 100 milyar maaş alıyormuş. Sayın Ahmet kardeş. Sen bu sözleri biliyorsun da bana arada bir öğret bu sözleri. Bence yani lafla peynir gemisi yürümez hesabı. Peynirin de kaliteleri yürümez. Var. Peynirin de kaliteleri var. Yağ çekilmiş peynir, kireçle yapılmış peynir, kaşar göremez. Yani, ben bu kadar söyleyeyim. Eğer bol keseden, ben bu kanalı bırakmaya çalıştım. Al oğlum bu parayı nasıl harcarsan harca, al oğlum bu parayı ne yaparsan yap diye sorgusuzca harcayan evlat, para gelmediği gün ne yapacağını da düşünmesin. Arkadaş ben şuradan şunu iddia ediyorum. İster inanın ister inanmayın. Biraz önce siz de söylediniz. Benim kocaman kocaman başkanım. Kocaman kocaman başkanım bıraktı gitti mi? Gitti. Başkanımın hatası şu. Arkadaşlar ben bu kadar borçla devraldım. Bu kadar bütçe var. Sayın Seçer'e siz öyle göründüğü gibi sanmayın. Sanmayın. Ticari kafası var. Kayseriler gibi kafası çalışır. Hesabı kitabı iyi yapar. Abi çalışırsa destekleyeceğiz. Ama alkışlayacağız. Kardeşim İller Bankası kesiyor. Pandemi olmuş kesiyor. Millet kesiyor. Kesiyor kesiyor. Para yok. 10 bin işçi. Lüks makam araçları. Adam ne yapsın? Bilmiyor muydu? Biliyorsa borç istiyor. Vereceksin. Niye vereceğim? Ben senden istiyorum. Borç ver. Vermem. Kredi kartından ver. Yok. Ekmek ye. Ben sana faiz vereceğim. Katıksız ye. Katıklı verirsin İlki o zaman. İki gün aç kal. Bir anket cumartesi günü saat 2'de yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne. Büyükşehir Belediye Meclis üyesinde kabul edecek mi etmeyecek mi? Kabul edilecek, borçlanma geçecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de borçlanma geçmeyecek. 349.500 2019 Mayıs'ta nasıl verildiyse bak 2019 Mayıs'ta 349.500 500 verildiyse niye geçeceğini söyleyeyim mi? 160 senin dediğin rakam geçtiyse 250 de geçecek. Havada geçecek. Geçecek. İsa bilir bu işleri. Ve Vali Bey de
Nereden bilsin şimdi belediye borçlanma? Ya Vali şunu, Bey'in bu konuda bir işi yok. Vali Bey'in vermiş olduğu pandemik günlerinde. 13 tane madde var. İsmail abi bitirek ya. 13 madde var. Madde dün gece saat atıldı. Saat kaçta oldu? Dün gece atıldı. Ondan sonra şu an bugün ve yarın kimisi cuma namazından önce, kimi cuma namazından sonra, kimi cuma namazı yatsı namazından sonra, İsa yatsı namazından sonra masa başında, şişe başında, kaşe başında, davul zurna başında, davul zurna başında anlaşmalar olacak kardeşim. Verecekler, borçlanma çıkacak. Çıkacak tabi. Çıkmazsa da çıkmaz. Vali Bey izni vermiş. Buyurun toplanın. Yapma evet. Toplantısı. Olağanüstü bu. Evet, olağanüstü. Ve tarihinde ilk. Cumartesi günü toplanıyor. Tarihinde ilk mi? Mesai saatin dışında. Ama belediyedelerde vallahi, cumartesi günü mesai yok. Şimdi gerekçelerini söyleyin bakalım. Niye borçlanma yetkisi verecekler? Mersin'in hizmete ihtiyacı var abi. Üstelik kadar hizmete yok muydu? Abi yapıyorlar abi. Şu an Vahap Seçer, bu tekerleği tümseye getirmiş. Yemezler o. Arkadaşım, tümseye getirmiş. Bu tekeri tümseyen zirvesine getirmiş. Buradan çevirmek zorunda. Ahmet abi. Kim ödeyecek? Adam daha 4 yıl görevde, öder kardeşim. Neyle ödeyecek? 4 yıl ödevde. Avans mı veriyorlar? Yok. O borcun karşılığında bu parayı sen ödeme mi diyorlar? Belki de belediye meclis üyeleri. Abi ben Mirza belki abi. Belki de bir dakika. Yine gelirim ben isim abi. Verme. Belki de belediye meclis üyeleri. Mahmut Tat'ın ismini arazilerini satacak. Yapmadım abi. Dur. Arazilerini satacak. Arabasını satacak. Vahap Seçer'e destek verecek. Mirza. Mahmut Tat'ın başkanın ismini kullanan. Belki de. Fizikten TYR. Önce var ya mecliste oturum. Arkadaşım. Oturum hakkını almasın. O kadar diyorsun. Arkadaşım. Bu ülke İstanbul Belediyesi. Bir dakika. İstanbul Belediyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken kadınlar bileziklerini vermedi mi? Hayır. Yastık altından dolar markını vermedi mi? Kimse konuşturmayın. Vahap Seçer'e de verecek. Gönüllü, hırsız olmayan sosyal demokratlar vardır. Vahap Seçer orada koltukta otursun diye cüzdanındaki dolarını verecek, markını verecek. Ayşe teyzem yüksüğünü verecek, tamam. Fadime teyzem bileziğini verecek. Ben de istiyorsa Vahap Seçer saatimi vermeye hazırım. İkinci el. Yok saatimi veririm. Sen vereceksin. Evet. Ahmet söyle sen vereceksin. Sırf belediye bütçesine katkı olsun diye. Abi bir izleyicimiz sen günahını vermesin. Medine dilencilerine dönmüş diyorlar senin için. Kardeş Medine dilencisi de bazen para dağıtıyor. Şimdi de saatini vereceksin. Vereceğim. Sırf belediye hizmetleri devam etsin diye. Allah devletimize, milletimize, belediyemize zeval vermesin diye. Ahmet abi zilin sesini bugün mutlu Ahmet. Ahmet abi bugün mutlu. Ahmet abiye bugün ilan gelmiş. Yok abi yani. su. Beni konuşturma. İlanlar gelmiş. İlan da aldın ama. İlan değil. Meskiden şey geldi kardeş, kahve fincanı i̇lan geldi. İlan aldık onu biliyoruz. Hayırlı olsun. Buradan da reklam yapalım. Bu sana geldi mi ilan? Ha. Büyükşehir Belediyesi'ne çalışıyor. Geldim. Yok, gelmedi. Çanta gelmedi mi kardeş? Gelmez. Çanta gelmedi mi sana? Ne? Dediye gelmedi mi? Şapkala geldi. Müdür ne diyor biliyor ben musun? Ben bir şey diyeyim Ahmet dur, abi. Dur, ben dur, buradan dur. Büyükşehir'e karşılıksız destek vereceğim. Canlı yayında dedi, canlı yayında şapkayı giyersen, canlı yayında dedi, meski şapkasını giyersen seni abone yapacağım. Yaşar Bey, aha da meski şapkasını giydim. Ama ben bunu sevmiyorum. Bana 8 köşeli şapka gönderirse ömür boyu giyerim. Yani kabare tatlı şapkalar. 8 köşeli şapka gelsin. Bu amele şapkası, işçi şapkası. Bu basit. Meskiye bu yakışmıyor. Niye basit abi? Yine tere alıyor. Yok yakışmıyor. Insanlar bunu kullanıyor. Bak çanta. Pazartesi günü görüşürüz. Görüşmeyeceğiz kardeş. Cumartesi günü. Meclis var. Tren kaldırıyorum. Havaray, Monaray. Meclise gideceğiz. Monaray'la. Monaray'a yetişemezseniz ben sizi helikopterle alırım. İki de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olun. Borçlanma geçecek. Havaray, Civaray. Evet. Önce bizim şu ya yol kelimesini söylemiyorum. 30 yıldır yollarımız aynı yol. Evet. Bir adım gidilmemiş. Ya şu notlara da bir ya bu memlekette şey muhtar bile kendi romorkuyla, küçük romorkuyla, motoruyla toprakla kazı çalışması yapıyor. Kazı çalışması. İsa'cığım şu köşede bir not kalmış. Hasan Demirel deyince
Rahmetli Demirel aklıma geldi. Benim söylediğim biraz önceki cümle de Demirel'e aitti biliyor musun? İşte Sayın Demirel'i de buradan rahmetli analım. Yani, Demirel doktorum izliyor. Bitir bir şey söyleyeceğim. Sayın, düğün değil bayram değil. Eniştem beni niye öptü? Ben bunu çok kullanıyorum. Enişte. Ya seçimler olmuş bitmiş. Bu kentin Cumhur İttifakı belediye başkan adayı metropolün 52. katına pankart açan yürekli adam Tuna uyudu. Yok, kayıp. Anneler gününde bir baktık ki mesaj geldi. Mesajını yayınladık. Sayın Hamit Tuna başkanı da buradan anlıyoruz. Bir onun ziyaretine gidelim. Bu Toroslarda borç morç varmış. Bırakmadı mı? Hamit Başkan da Ramazan'dan sonra. Ya da Ufukcuğum, bayramda Hamit Başkanımızın elini öpmeye gidelim. Bayram şekerini açtığımızı alalım. Ziyaret edelim. Hamit Başkan'a selam olsun. Şimdi evet. Yani ben bir şey dikkatimi çekmişti. Hep söylüyorum da. Evet. Bu pandemi mandemi derken bu hediye paketleri, yoksula yardıma, yardım paketleri. Kimse almadı abi. Maaş paketleri. Evet. Doğru düzgün alanı. Onun yanında da sokakta dilenciden geçilmiyor. O devlet. Evet. Bu sokakta gezen dilencilere bir çözüm bulamıyoruz. Yani niye bunlar sokakta? Ben aleni yapıyorum. Dileniyorum. Ben de aleni reklam yapıyorum. Sokakta dileniyor. Reklam yapıyor. Bu da dilenci bir anlamda düşünürsek muhtaçlarsa devletin ayıbı. Fakat zabıta her tuttuğu dilencinin cebindeki parayı kontrol ettiğinde adamlarda inanılmaz bir para çıkıyor. Duygu sömürüsü yapan bu dilencilere. Bugün bir resim gördün bu değil mi? Bu devletimiz bir çözüm bulamıyor mu abi? Bugün resmi gördün değil mi? Gördüm. Dilenç'in cebinden çıkan parayı gördüm. Parayı gördüm. O adam 3 katlı evi varmış, Mercedes arabası abi varmış. Bütün dilencilerde adam böyle ya. Edinmiş kardeşim. Yani bu dilencilik sanki bir meslek davet edelim yani. Meslek gerçek, mi? Evet, meslek değil mi? Gerçek. Yıllardır bu haber yapılıyor da. Evet. Ey milletvekilleri, sayın vekiller. Kardeşim bir kanun, bir yasa çıkartacaksanız. Evet. Seni var. Bir kanun, bir yasa. Çünkü neden? Bu dilencilere para vermemek insanlarda artık bir manevi huzursuzluk yaratıyor. Sen kime seslendin biraz önce? Sayın vekillere söyledim. Hangi vekillere? Bir kanundur. Hangi vekillere? Türkiye'nin 600 milletvekiline. Mersin'in kaç vekili var? Mersin'in vekilini sırayla söylemiyorum. Yani yok ben... yok, İsa Mersin kaç vekili 13. var? 13. 13 vekili var. Evet. Mesela 13 vekili. Ben sana müjde vereceğim, müjde. Ben müjdeyi dinlemiyorum. Bakan mı geliyor? Mersin'e yok. Bir bakan mı olacak abi? Yok. Ne zaman olacak Mersin'e bir bakan? Mersin milletvekilleri. Dün evvelsi gün birileri limon için, birileri de bugün televizyon canlı yayın için Mersin'e ayak basmış. Gelen vekillerden de ayak bastı parası isteyeceğiz. Ya bizim buraya da gelecekler, hayırlı olsun diyecekler. Gelirken maaşın hepsini istemiyoruz. Zekatlarını, fitrelerini versin vekiller, yeter bize ya. Vekiller fitre veriyor mu ki? Abi... İsa, verir mi ya? Ufuk. Niye vermesin abi, abi ya? Şeylerle niye? Onlar çünkü kişisel yani özel. Bunlar şeyler. Kişisel özel işlerdir onlar. Şimdi biz milletvekillerine söyleyeceğimiz şey şuydu. Neydi abi? Madem öyle böyle köfteden tırarlarıyla şeyler diyelim abicim. Abi gelecek haftada. Bu dilencilik meselesinde sadece kabahatler kanunuyla bir ceza kesilip gönderiliyor. Bunlar ıslah edilsin. Dilencilik bir artık hırsızlık konumuna getirilsin. Yani bu adam... İhtiyacı yokken bu insanlardan para istemesini kanuni bir maddeyle zorlaştırsınlar. Çünkü insanların yardım yapma duygularını ortadan kaldırıyorlar. Sokaktaki dilenciye para vereceğim mi vermeyeceğim mi? Suriyeli dilencilere ne diyeceksin? Çöp bidonu yanındaki. Çöp bidonu yanındaki. Niye sokakta? İsa, çöp bidonu yanındaki dilenci görünümdeki Suriyelilere ne diyeceksin? Poşetiyle getiriyor. Oraya koyuyor. Çöpün içinden ekmek alıyor, yavrusu yapıyor. Bu Suriyeli kim getirdi? Suriye sömürüsü var ya. Kim getirdi? Bugün Akdeniz Belediyesi'nin önünde yaşadık. Sağ olsun Ufuk Bey ekibini gönderdi. Memur Bey rahatsız olmuş. Müdür rahatsız olmuyor. Telefon açıyorum. Hemen geleni yapıyoruz. Ahmet abi diyor. Memur rahatsız olmuş. Klimalı odadan çıktı ya dışarı. Benim diyor işimi bana öğretme. Gelip orada görev yapacaksın memur. Sen yapmıyorsan yapacak memurlar var. Doğru mu İsa'cığım? Herkes görevini yapsın. Ben Suriyelileri kendi ülkemde yok istemiyorum. Yok ya, duygu sömürüsü yapıyorlar. Sen yine boş konuştun. Niye? Niye boş konuştun? O memur gittiğinde o dilenciye yapacak bir şey yok. Niye yok? Yasa yok mu? Yasa yok. Ha, yasa çıksın. Evet, yasa işte çıksın. Güzel, o zaman seslenelim. Biz diyoruz ki yasa çıksın.
Alacağı 79 lira para cezası, belki de onun için 102 lira yaptılar. 102 lira para cezası, üzerinde eğer para var... Nereye koyacak o parayı? O dilenci istese, evet dileniyor. Şimdi kabahatler kanununa göre o parayı ben dilenmedim dese, o zabıta nasıl ispat edecek onun dilendiğini? Tutanakla mı alıyorlar o parayı? Maliye mi devrediyorlar? Belediye gelir mi? Maliyeye maliye alacak mi olarak kaydediyorlar ama mesele o değil sadece. Mesele bu dilenciliğin devamlılığını tutanak altına aldıkları zaman caydırıcı cezalarla sokakta dilenciler menetmek. Adam 100 defa yakalanmış, 100 tutanak yemiş, 100 lira para veriyor. Adam yüzsüz, esnek edilmiş. İşte onun için ben buradan vekillere seslendim. Neden? İşte demin ben ne dedim o gün? Vekil kanun yapıcıdır. Vekil mecliste bizim hayatımızı düzenleyen, hayatımızın refahımızı yükselten kanunları yaparlar. Bunlar o işe yarar. Ya ne bu zaman yaptılar? Ne bunu, zaman yaptılar? Bunu dinlendiriyor. Ben de şurada diyorum ki, vekiller diyorsun, haklısın, kanun yapıcı. Bir belediye başkanının maaşı 5.000, 10.000 TL. 17.000 lira. 17.000 lira. 400.000 nüfusa gidiyor. 13 tane vekil var. 1.850.000 nüfusa gidiyor. Bugün vekil gelmiş, seçimde benim elimi sıkıyor. Kapı kapı geçiyor. Bugün Ramazanlık günde televizyondan bana sesleniyor. Seçim zamanı gibi benim kapıma gelsin. Kapıma gelsin kardeş. Abi. Seçim zamanı. Sen, şimdi Sayın Avşin Başkanımız izliyoruz. Selam olsun. Avşin Başkanımız bak Toros Dağları'nı geziyor. Sosyal medyasından görüyoruz. Niye? Halkın içine iniyor. Vekil değilsin. Servis ederken de yanlışlıkla gazeteciler de kurban oluyor biliyorsun. Başkan olarak düzeltir diye Sayın Avşin Başkan'ın bir hata var. Dağlardan indiği zaman şu an resimlerde gördük. Toros Dağları'nda çözer. Sıkıntı gider. Bak belediyelerin konusu Sayın Başkan'ın da ilgi alanı. Yani dilencilik meselesi belediyelerin yani kucağına atılıyor. Ama bunların sadece... Sayın Tarım İl Müdür Yardımcımız Nevzat Sayın Bey izliyor. Sayın Bey, Toroslar'daki benim kaçak mezbahane işini çözmediniz. Alo 170'e Sayın Bakan Pakdemirli'ye şikayet ettim. Gidip uyardınız o mekanizmayı. Bir saniye abi. Bir dakika. Sakin. Bir dakika. Abi, gece sakin. Kaçak suyla ahır temizleniyor. Niye? Haber uçurmuşlar. Yarın buraya denetime geliyoruz. Ama görüntüler var bizde. Belediyelerin şu anda şimdi hırsız ifa kurulu konusundan dolayı... Ben bu konuda MESKİ'yi göreve davet ediyorum. Toroslar'da artezyen suyu, bir yasa çıktı. Artezyen suyu diyor. Kanalizasyon bedeli ödeyecek. Orayı da ihbar edeceğim. O artezyen suyuyla sokağı yıkattılar. Affedersin. Hayvan... B noktalarını sokağa kıttılar dün gece. Sokak kokudan geçilmiyor. Toroslar'da benim bölgemde. Bunları da biliyoruz. Sayın Zahim Bey bu konuda lütfen göreve. Alo 174'de de devam ettik. Önce sen bu konulara... Yok bırak da abi çalsın telefon önemli değil. Çalsın Rufukcuğum bırak. Kimse kim izlesin. Abi yayınımızı bozdun işte. Ekran gitti. Nereye gitti? Bak ekranımız devam kayboldu. Devam ediyor ya bence. Ya bilmiyorum yani teknik şeylerimiz yok abi. Bırak devam etsin. Ömer Dilek Hanım da izliyor. Ne oldu? Yani ekranımızı karartma yani. Yok elim dokundu ona. Şimdi ben abi sen var ya konuşturmuyor bizi ha? Konuş abi. Bak bir daha bu programa gelme ama. Gelirsin abi. Bir şey söyle. Abi gelir geliriz ne yapalım? Tamam yani bu konu senin konun. Bize destek olalım. Evet gerçekten orada kötü koku. Bas. Bir kere mezbahane yönetmeliğine aykırı olan bir yer kardeşim. Büyükşehir'in haricinde kimse mezbahane çalıştıramaz. İşletemez. Büyükşehir'in denetimi kimde? Denetimi kimde? Denetimi Büyükşehir'de. Yok. Denetimi diyor ki Tarım İl Müdürlüğü'nde, zabıtada. Abi, o ona top atıyor, ona top atıyor. Ruhsatı veren sorumlusu kim? Büyükşehir. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi de diyor ki ilçe belediyesi diyor oraya diyor ruhsat vermiş. Ben ruhsatın olduğuna inanmıyorum. Neye vermiş ruhsat? Mezbahaneye. Mezbahane ruhsatını Büyükşehir abi vermiş. O ilçede yapı yapılırken yapı bina ruhsat yıkılırken verir. Oraya da kaçak yapı işte. O kapı yapı yapılırken o bina yoktu. Geldi Sayın Başkanım. Evet. Öncümüz düzeldi geldi. Evet yani İsa'cığım yani ya, biz abi yasaları biliyoruz. Bildiğimiz ya, kadarıyla da söylüyoruz ama şu var. Şu an ben niye kızıyorum biliyor musun? Bir pandemi sürecindeyiz. Evet. Orada kaçak et kesiliyor. Hijyen değil, sağlıksız. Bu da benim bölgemde marketlerde satılıyor. Parantez aç. Sağlıklı olması bir tarafa.
Evet. Ama ne kesiyorlar? Kasap. Ne kesiyor? Mezbahane üçgeni var. Hayvan kesilmez. Normal bir kasabın suçu ne? O da kesemiyor. Kesemiyor da Hüseyin Hanım orada kesiyorlar. Kesiyor. Kimden alıyor işte? Erdal Pekmez başkan biliyor mu bu mezbahanenin olduğunu? Kasaplar Odası Başkanı. Kasaplar Odası Başkanı. Çıksın açıklama yapsın. Bir girişimde bulundu mu? Yok yapmadık. Biz göreve davet ettik. Bir şey yaptı mı girdi mi? Davet ettik kardeşim şu an. Cumhurbaşkanlığı üzerinden, burada, ben Cumhurbaşkanlığı üzerinden bunu Alo 174'e şikayet ettim. İhbarı takip ediyorum. Bak üstadım, şikayet ettim. Şu an Mersin düştü valiliğine, takip ediyorum. İl Tarım İl Müdürlüğü'ne ve İlçe Müdürlüğü'ne düştü. Ben şuna kızıyorum. Ya burada bir halk sağlığı önemliyse, bir kaçak yapı varsa, bir hijyen olmayan durum varsa... Sen kimden korkuyorsun? Veya kime hizmet ettiğini zannediyorsun? Gidip haber uçuruyorsun. Biz burayı kontrola geleceğiz. Burayı temizle. Yok et diyorsun. Bu olağan şeyler Türkiye'de. Ya. Ben buna kızıyorum. Ufukcuğum anladın mı? Anladım. Ama kızıyor zaten. Ama belediye, Büyükşehir Zabıta, bilmem Tarım İl Müdürlüğü, bilmem pandemi kurulu gitseydi oradaki usulsüzlüğü yerinde görecekti ve yasal işlem yapacaktı. Yasal işlem yapacak. Biz bunu istiyoruz. Yoksa kimin atına, eşeğine, katına kiş demiyoruz. Kimin kuzusu kesilmiş demiyoruz. Ama orada bir halk sağlığı önemli bir. Halk sağlığı hijyen olmayan yerde kesim yapıyor ve bina aykırı. Tamam biliyoruz. Büyükşehir Belediye Mezbahanesi'nde hayvanı kestireceksin. Abi yarından itibaren yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu kadar basit. Evet görev yapsınlar kardeşim. Yani ha biz geçtik. Buradan davet ediyoruz. Abi benim bütün arkadaşlara da. İftara evet, geç kalmam herkes lazım. Yetecek. Arkadaşlar kusura bakma bizim derdimiz burada üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Sokaktaki, kıyıdaki, köşedeki. Şimdi davulcu meselesi ne oldu ya? Sen davulcuya para vermeyeceksin. Davulcu, ne konuşsam? Olaya bak. Ahmet Söyler. Ben para vermeyeceksin. Ahmet Söyler. Ya, dur verip vermemek bak, değil. Hı, davulcu. Ben seni öperim. Davulcu olsun. Davulcunun parasını belediye verecekse. Kredi kartından sana ben seni yanaşlarında öperim. Pandemi var. Öper. Haberin olsun. Pandemi var. Ben söylüyorum. Ne oldu şimdi? Pandemi varma. Davulcudan önce. Bak Kolonya verip sakinle. Sacım biraz dök de. Kolonya'nın sponsoru kendindenal.com. Tütün kolonyası ama biraz su karıştırmış. 60 derece. İyi bak kokuyor mu? Güzel güzel. Ama ben size ne yapayım biliyor musun? Şu bayramlık Akdeniz Belediye Başkanı'nın bir bakalım. Verdiği 80 derece Eyüp Sabri Tüncel kolonyasını buradan program kapanmadan size ikram edeyim Ufukçu bir kalite kontrol yap. Ey Mustafa Gültak Başkanım. Bir tane de ben istiyorum diyor bak. İste bak. Ne olsun size. Bak. Buradan Ahmet da. Ahmet Söyler'in soyadı gibi. Söyler buradan da gibi, Akdeniz Belediyesi'nin görsel reklamını yapıyorum. Ahmet Söyler'e bir şeyler geliyor. Kardeş yani bana gelmiyor. Bir şey söylemiyoruz. Geliyor. Bak meski göndermiş çanta. Reklamını yapıyorum. Maşallah. Diğer belediyelerde gönderirse. Diğer belediyelerde gönderirse bedava reklamını yaparım. Bende para yok. Reklam bedava. Aynen. İşinize gelirse. Eğer bedava reklam yapma. Dilençilikse benim dilenciyim. Yalnız Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız gelirse. Bu sopayı hediye edebilirim. Ya bu lokantalar ne zaman açılır? Onu öbür programda konuşalım. Hacı Özkan geldi. Hacı Özkan geldi. Hacı Özkan bu şehre geldi. Sayın vekilim halkın da kendisi. Güzel müjdeli haberler verdi mi? Geldi ama verdi mi? Programı dinlemedim. Dinleyeceğim. Bir bugün televizyonda konuşmuş. Lan güzel haberi mi kaldı? Berberlere açtılar 50 lira oldu tıraş. Lokantalar da açılırsa 20 lira olur. Tantuni 50 lira kebap 100 lira olur kardeşim. Şimdi lokantalar açık. Normalde açık. Sayın sipariş kebapçılar, lokantacılar odası başkanımız Ümit Özkan bu konuda bir açıklama yaparsa gelsin kamuoyunu bilgilendirsin. Hacı Ümit Özkan, başkan oğlu lokantacılar ve kebapçılar o da başkanımız devam ederse bırak Türkiye yapayım. Ben bunu, Türkiye. Arkadaşlar Zopa'ya gerçekten 250 lira verdim. Buraya gelecek ilk önceki belediye başkanına hediye edeceğim. Buraya bak gelecek bu mekana ziyarete gelen ben söyleyeyim ilk sana, belediye buraya, başkanına bu Zopa'ya hediye edeceğim. Bak, sana söyleyeyim. Buraya ilk gelecek belediye başkanı şöyle yakından da göstereyim.
eleme, göz nuru bizim Toros Dağları'nda yetişmiş işlemeli asa. Ama Ahmet abi, senin buraya ilk gelecek belediye başkan ismini sana söyleyebilirim. Söyleme, sende saklı kalsın. Yok, sen de bilmiyorsun belki. Saat 7 olmuş. Abi evet. Sen de bilmiyorsun belki. Evet arkadaşlar. Bugünlük de burada bitirelim. Arkadaşlara hayırlı Ramazanlar dileyelim. Konu çok, gündem çok. Ama bir sonuç yok. Sonuç yok. Bu bir daha ben programa gelmemişsem. Geleceksin. Ben konuşmalarımı yarım kesiyorum. Kesmeyeceksin Ahmet abi. Konuştun kardeş. Ha, bundan sonra ne yapacağım biliyor musun Nisa? Sen geldin buraya oturdun. Orası var, burası var, bilgi var, bilmem şu var, bu var. Ama tamam var da biz burada niye toplanıyoruz? Niye toplanıyoruz? Ya, ben gelmem. Ufuk da anlatacağım. Sen kesin misin? Beni konuşturacak mısın bir daha? Konuştur. Tamam. İsa'cığım. Biz sahaya gidiyoruz. Bilgileri topluyoruz. Doğru mu? Bak. Reis ne yapmış? Kavacak yerimiz Remzi Usta'da yemek veriyor. Buraya gelen ilk belediye başkanına. Kim? Remzi Usta'da. Mustafa Canciğer. Benden diyor ya. Yemek Sayın benden. Mustafa Canciğer. Benden diyor işte. Sen Ramazan'da çorba vermedin, bizi rezil ettin. Toroslar'da aç kaldık. Önce bize bir yemek ver Remzi Usta'da. Reis, sonra başkanlara ver. Reis de yazsın. Neyse arkadaşlar. Tadında bırakalım. İsa sahaya çıkıp geziyorsun, doğru mu? Abi doğru. Ufukcuğum sahaya çıkıp geziyor. Biz çıkıp geziyoruz. Amacımız burada kamuoyundaki aksaklıkları, eksiklikleri. Abi gel buradan anlat. Yok kardeş, görüntüden korkuyorum. Saldırı var orada. Camdan biri işaret etti. Uzaklaş abi dedi. Fiili saldırılar var zaten sitemize. Artık bazen de... Bir iş yerine sigortalı mı? Size sigortalı. Perde arkasından konuşacağız. Abi, teşekkür ediyoruz. Size aynı akşamlar. Sağ olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.